Buraya iki değişkenli bir fonksiyonun x'e göre kısmi türevinin formal yani matematiksel tanımını not ettim. Bunu kullanarak aynı fonksiyonun v vektörü yönündeki yönlü türevinin formal yani matematiksel tanımını yapacağım. V'nin üzerine vektör sembolünü koyduğumuz zaman bunun girdi uzayında bir vektörü ifade ettiğini biliyorsunuz bu arada. Eğer kısmi türevin formal tanımını merak ediyorsanız, bu konuda da bir video hazırlamıştım, onu izleyebilirsiniz. Yine de kısa bir tekrar yapacak olursak, bu şekli daha önce de çizmiştim, evet ama tekrar çizmenin bir sakıncası yok değil mi? Girdi uzayımız bir x, y düzlemi. Bunu reel sayı doğrusuna, yani çıktığımız olan f'nin bulunduğu yere eşleştirecek olur isek, bir a, b noktasında kısmi türev alırken, mesela burada deki noktayı ele alalım. Evet bu noktayı x yönünde azıcık ittirdiğimizi ya da çok az hareket ettirdiğimizi düşünürsek sizce bu fonksiyonu nasıl etkileyecek? a b'nin geleceği nokta belki budur ve bu ufak hareketin etkisi belki de negatiftir. Sonuç olarak negatif bir kısmi türev elde ederiz ve hareketin büyüklüğünü kısmi x hareketin çıktı uzayında sebep olduğu hareketi de kısmi f olarak düşünürsek formal tanımı şu şekilde okuyabiliriz. Buradaki h değişkeni için delta x de diyebiliriz ama burada genellikle h değişkeninin kullanıldığını göreceksiniz. Evet h değişkeni girdi uzayındaki ufak hareketi temsil eder ve bunun sadece x bileşenini değiştirdiğimizde fonksiyonu nasıl etkileyeceğine bakarız. Bir kere daha tekrar edeyim. Yalnızca x bileşenini ufak bir şekilde hareket ettiriyoruz ve bunun f'yi nasıl etkileyeceğine bakıyoruz. Bu kısmi f oluyor. Şimdi de buna biraz daha farklı bir şekilde vektör gösterimi kullanarak evet bakalım. Bunun yerine kısmi f bölü kısmi x ve girdiği için de AB yerine sadece a'yı kullanıp, bunun bir vektör olduğunu. hatta iki boyutlu bir vektör olduğunu açıkça ifade edeceğim. Üzerine şu küçük oku koyalım ki, vektör olduğu belli olsun. Şimdi, bu tanımı yeniden yazacak olursak, h 0'a giderken, limit bir şeyin, bir şeyin evet h'ye bölümü yazacağım ve bu şey şu anda vektör gösterimini kullandığımız için f orijinal başlangıç noktamız olan a artı sizce buraya ne gelecek? Buraya geri dönecek olursak burada bunu birinci bileşene ekleyebileceğimiz açıktı ama eğer bileşenleri devreden çıkarıp da bunu bir vektör toplamı olarak düşünecek olursam buraya eklediğim şey h çarpı vektör x yönündeki birim vektördür. x yönündeki birim vektör üzerinde şapka olan bir i harfi ile gösteririz. Evet, bunları topladığımda olan şey aslında aynıdır. H birinci bileşene gider ve ikinci bileşende sıfırla çarpılır. Bundan bir de fonksiyonun iki boyutlu orijinal girdideki, bunu burada bir vektör olarak değerlendirdik. Evet, fonksiyonun bu girdideki değerini çıkarmamız lazım. Bu şekilde yazdığımızda bu fikri farklı yönlerde hareket et ve konusunda nasıl geliştirebileceğimiz daha açık oldu değil mi neden diye soracak olursanız, şu anda hangi yönde hareket ettiğimizle ilgili tüm bilgi ya da girdiği eklerken ufak hareketi ne ile çarptığımız bilgisi bu vektör tarafından ifade ediliyor. Tüm bunu yönlü türev bağlamında yeniden ifade edecek olursak, f'in herhangi bir vektör yönündeki yönlü türevinin bir noktada değerlendirilmesi, bu arada bu girdi noktasını a vektörünün kendisi olarak da düşüneceğiz, şunu siliyorum. Evet. Burada bir limit almamız gerekecek. Buna benzer her şeyde ya da özellikle türevlerde demeliyim. Yine bir değişken sıfıra yaklaşacak. Ama değişkeni paydaya da koyacağız ve elimizdeki fonksiyondaki değişimi de şu şekilde ifade edeceğiz. F'nin başlangıçtaki girdi vektörü artı ufak hareketimizi temsil eden değer yani h'nin bizim için yönü önemli olan vektör ile çarpımındaki değerinden f'nin bu orijinal girdideki değerini çıkaracağız. İşte size yönlü türevin formal tanımı. Vektör gösterimiyle ifade etmenin de daha kolay olduğunu görüyorsunuz değil mi? Girdiği bir vektör olarak çıktığı da bir şeyin ufak bir hareketi olarak düşünüyoruz. İsterseniz bunun ne anlama geldiğini bir de burada görelim. dx ya da x yönünde ufak bir hareket yerine... Bir saniye hemen şunları da sileyim. Evet ne diyordum? dx ya da x yönünde ufak bir hareket yerine bu noktayı a ya da a değerli bir vektör olarak düşüneceğiz. Bunun bir vektör olduğunu biraz daha açık bir şekilde göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde orijinden başlıyor ve bu noktada bitiyor, anlaştık mı? h çarpı v ise bu herhangi bir vektör olabilir, yönü de sadece x ya da sadece y olmayabilir bunu h ile çarptığımızda çok ama çok küçük bir vektör elde edeceğimiz için şu şekilde çiziyorum. Bu arada bu vektörü çok küçük bir h değeriyle ölçeklendirmek ile aynı şeydir. Şimdi bunu yaptığımızda sonuç olarak elde edeceğimiz hareket nasıl bir şey olur dersiniz. Çıktının sonuç hareketinin buradaki orijinal şeye oranı yönlü türevdir. Daha da önemlisi bu orijinal hareket giderek küçüldüğünde yönlü türevi elde ederiz. Oran demişken bunu bir grafiğin eğimi olarak yorumlayabileceğimizi de düşünmüş olabilirsiniz. Haksız da sayılmaz zaten. Bir sonraki videoda da bundan bahsedeceğiz ama bu noktada biraz dikkatli olmalısınız. Buna yönlü türev diyoruz ama V değerini 2 ile ölçeklendirdiğinizde buraya gelirsek 2 çarpı V'yi gösterip bunun ne anlama geldiğine bakmamız gerekecek. Bu sefer değişimin 2 katını elde etmiş olacağız. Çünkü burada aynı H değeriyle ölçeklendiriyor olsak bile yani payda değişmese bile bu orijinal ve sonuç olarak elde ettiğimiz hareketi de iki misline çıkaracak. Bu yüzden de oran aldığımızda orijinal hareketin büyüklüğünün etkilenebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bazıları bu gösterimi buraya bu şekilde bir mutlak değer ekleyerek değiştirirler. Bu sayede bunu başka bir şeyle ölçeklendirdiğinizde bunların etkilenmemesini sağlarlar ve böylece sadece yönü hesaba katmış olurlar ama bu benim pek de hoşuma gitmiyor. Buradaki tanımın burada yazıldığı gibi faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu şekilde vektörün büyüklüğünü iki katına çıkardığımızda, bunun türevin büyüklüğünü de neden iki katına çıkardığını da görmek daha kolay. Bundan önümüzdeki videolarda da bahsedeceğim. Sizi şimdilik bu tanımla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.